Evet, ne zamandan beri Premier Lig konuşmak istiyordum. Aslında yanımda biri daha olsun istiyordum ama tabi bugün onu yetiştiremeyeceğim için direkt konuşmak istedim ağalar. Çünkü bu hafta çok önemli. Bu hafta belki de şampiyonu belirleyecek. Hatta şampiyon belli ama ama gerçekten belirleyecek bir maç var. Hatta haftaya bir maç daha var. O maç başka bir şeyi daha belirleyecek. Haftaya dediğime bakmayın. Böyle 6-7 gün artık zaten maçlar hemen oynanıyor. Neyse bu mevzuyu geçeyim, direkt söyleyeyim. Manchester United Everton'a başlayalım. Dün derbiden sonra sanırım oynandı maç. Maçı izleme fırsatı bulmadım ama özetine göre değerlendireceğim. Ona göre söyleyeyim, tamam mı? Bir kere gördüklerimi anlatayım. Manchester United cephesinden başlayalım. Rashford ve Bruno Fernandes abi. Bu iki oyuncu bir yere ayrılmanız, bir yere ayırmamız gereken oyuncu. Neden derseniz özellikle Bruno Fernandes'i bir yere ayırmanız lazım. Çünkü adam Kalite adam dedikleri gibi penandes değil. Bak bunu unutun. Bu bu böyle değil yani. Adam gerçekten bir kalite ama Aması var. Amaya geleceğim şimdi. Ama şöyle bir şey var. Rashford'tan bahsetmemiz lazım. Özellikle ilk yarıda Manchester United Greenwood'la Rashford'u yer değiştirmeden ekmeğini yedi abi. Yani Rashford sağ köşeye geçtiği yani, an, daha doğrusu sağ köşeye yakın bir yere geçtiği yani, an topları dağıtmaya başladı. Dağıtmaya başladıktan sonra zaten Cavani, Bruno Fernandes'e gelen top. Ondan sonra işte anladınız abi olayı. Şimdi Özellikle de şey ya, ilk yarı 2-1 bitti tamam okey ama e, bu arada 2-1 bitmesine sebep olan da bazı şeyler var. Özellikle Everton bence daha önceden golü bulabilirdi ama çok aptal hatalar yaptılar. Yani ben benim özet içerisinde gördüğüm oydu. Şimdi Everton'da övülmesi gereken oyunculardan bahsedelim. Özellikle Lewin'den bahsedelim. Lewin gerçekten bu maç özelinde gerçekten çok güzel oynamışa benziyor özetten gördüğüm kadarıyla. Neden bunu diyorum biliyor musunuz? Tamam gol pozisyonlarını kaçırdı okey. Ama adam Dukure'nin koşusunu gördü mesela yani. Ve orada kaleye vurmadı. Bas bariz belli kaleciden seksin diye vurmuş yani. Şimdi ikinci yarı üzerinde konuşmaya başlamam lazım. Çünkü ikinci yarı etkin olan Everton. Ancelotti yani, hoca iyi şey yapmış yani oyunculara. Hames Rodriguez'den bahsetmeli miyim bilmiyorum. Çünkü sadece adam geldi vurdu gol oldu. Ba başka bir şey yok. Başka maçın hiçbir pozisyonunda yok özette. Ama asıl bahsetmemiz gereken adam ve

Bu ikisinin uyumu mu desem, Dukure'nin gerçekten iyi oynayışı mı desem, Luvin'e ve Dukure'ye gerçekten özel bir parantez açmak lazım. Manchester United özelinde de atamadıkları gol pozisyonları neticesinde 3-2 iken 4-2 yapabileceklerini söylemek lazım. ve maç çok ortada geçmiş gibi görünüyor. Özellikle ikinci yarıda ama ilk yarıda daha çok Manchester United tarafına kayan bir maçtan söz edebiliyoruz. Yani aşırı boş yapmış olabilirim. Ama bir anlatmamız gereken bu. Şimdi bu maçın Nelere sebep olduğunu açıp bakalım mı? Bakalım. Bir kere Manchester United 23. maçını oynadı ve 45 puan. Everton'a bakıyoruz. Everton 21. maçını oynadı ve 37 puan. Bu ne demek biliyor musunuz? Geriye bakın. Aston Villa'nın 21. Tottenham'ın 21. Bak Aston Villa 35 puan. Tottenham 33 puan. Tottenham kötü gidişine devam edecek mi? Onu konuşacağız. Ama Aston Villa giderek düşecek gibi görünüyor. Yani son haftalarda oynadıkları futbol hiç hoş değil. Ama West Ham United abi çok çok ortalarda bir takım. Yani izlediyseniz fark edersiniz Jesse Lingard'ın gelişi çok güzel oldu ama çok ortalarda bir takım olduğunu söylemek gerek. Ama Liverpool, ya Liverpool'daki gidişat yani Ozan Kabaklı düzülebilecek bir şey değil çünkü diğer defans oyuncuları ya ya en erken gelecek adam Nisan'da geliyor oğlum. Yani Liverpool defanstan ziyade defansın yani ya orta sahasıyla çözebilir belki de bu sorunu ya. Liverpool'un sorunu orta sahasının daha çok defansif oynayarak ve hızlı çıkan oyun yaparak yani bunu çözebilecek bir tipte futbol oynuyorlar aslında. Ya Firmino'yu saymayın. Firmino o kadar da iyi bir oyuncu değil ama şöyle söylemek gerek. Firmino güzel fırsat bulursa atıyor. Sala hiç kaçırmıyor. Bak Sala çok ayrı bir yerde. Sala oynamak istemiyor mu, oynamıyor mu falan diye bir şey yok. O profesyonel oyununu oynuyor maçın içerisinde oynamayan bir oyuncu kim var dersen ben Firmino'yu sayarım. O da ayrı bir şey zaten. Şimdi bugün üzerinde oynanacak maçlara bakalım. Tottenham Bromwich var ki Bromwich Cagne var. Lemine var biliyorsunuz. Galatasaray'dan gelme oyuncular. Bromwich'in kötü günleri abi. Bromwich buradan nasıl çıkacak? Bromwich çıkmayı oynuyor. Tottenham tepede kalmayı oynuyor. Tottenham'a bakıyorsun Mourinho sinirli. Niye? 2 haftadır hatta 3 haftadır üst üste yelen bir yenilgi var. Yani özellikle Chelsea maçında çok pis yönetimi yani şerefsizlik yaptığını belirtecek. Değişiklik yapmam hakkını kullanıyor adam. Adam diyor ki abi yani bu böyle gider sorur mu ya siz benim oyuncularımı almadınız ben oynatamıyorum Kane'imi sakatlandı benim ben dellaliyi kesmişim sakat ama yani gerçekten sakat mı bilmiyorum falan yani burada objektif konuşmak gerekirse Mourinho sinirli ve haklı mıdır haklıdır Yönetim futbolcu almamıştır ama bu dönemde almak o kadar kolay mıdır? O da problem. Ama kiralayamadınız mı kardeşim? Yani kiralayabilirdiniz. Ya Galatasaray satın olma opsiyonunu kiralıyor kardeşim. Kim engel oluyor? Liverpool kiralamadı mı Ozan Kaba? yani? Sen de bir Kane alternatifi bulabilirdin ki Kane'in eksikliği o kadar çok belli oluyor ki. Sen bunu Lamela ile kapatamıyorsun. Losasso atlattığında geldiğinde Losasso ile kapatabilecek misin? Bence kapatamayacaksın. O iş o kadar kolay değil. Mourinho'nun işi çok zor. Mourinho'nun gerçekten işi çok zor. Bu maç belki de Mourinho'ya çıkış da olabilir ama West Bromwich yani ligin altından kurtulmak isteyen bir rakip var karşısında. O maç onlar için o kadar zor ki anlatılmaz yaşanır bir maç. Şimdi, şimdi Wolverhampton'a gelirsek Wolverhampton'la Leicester City'nin maçı var. Ya ulan Wolverhampton ilk haftalarda üst sıralardaydı ya. Ne oldu bunlar oğlum? Düşmüşler bunlar. Daha çok Leicester City tarafına bakarsak Leicester'ın bu maç özelinde kesinlikle galibiyet alma şartı var. Çünkü Leicester galibiyetini alamazsa ne olur biliyor musunuz? Onları takip eden bir Everton ve Chelsea tehlikesi var. Hatta bunlara Yok hatta bunlara birini daha ekleyemiyorum. Çünkü Aston Villa kötü gidişi var. En son maçını kazansa da gerçekten ya dengesiz gidiyorlar diyebilirim. Şimdi Chelsea özelinde konuşmaya gelirsek. Bugün ya tamam kolay gibi görünen ama kolay olmayan bir maç oynayacaklar. Sheffield United kolay gibi görünen ama amşam o kadar kolay olmayan bir rakip şu an. Onlar da ligin en dibindeler ama sonuçta Manchester United'ı yendi bu takım. Bak bunu unutmamak lazım. Nasıl olursa olsun geçen hafta değil ondan önceki geçen hafta hafta kalmadı gerçi. Manchester United'ı bunlar yendi abi. Manchester United denilen takım takım. Bunlara 2-1 yenildi. Manchester United denilen takım bunlara 2-1 yenildi. Kendi sahasında. Gerçi sahanın bir önemi kalmadı günümüz futbolunda ama yani daha doğrusu Covid'de. Yenildiler. Allah var, Kur'an var, kitap var. Olan bu. Şimdi Chelsea'nin elinde neler neler var. Bir kere Tottenham üzerinde konuşmak gerekirse Chelsea'nin oynadığı futbolu beğenmiyorum abi. Ya Tuel tamam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle de Alonso ile Hudson Odoi'yi oynatmaya çalışıyor ama ne Hudson doyu ne de Alonso verim veremedi o maç mesela. Ya Mount özelinde konuşmak gerekirse Mount bu kadar yeteneksiz değildi. Yani Mount'u açıp bakıyorsunuz Mount gerçekten çok özel bir oyuncu ama bu maçta yani neden yok? Werner'e gelirsek de Werner çöp mü değil mi? Ben bu futbolcuyu övmeli miyim? Ya sonuçta hala oynaması gereken yerde oynamıyor. Bir pivot bir pivot santrafor gibi neden oynatıyorlar? Yani ben ya Tuel'de yapıyor bunu. Yani da yapıyor. Ne var bu pivot santraforda amına koyayım yani küfür etmeyim ne var bu pivot santraforda ne buluyorsunuz ya Werner bu değil lan Werner'e top atacaksın Werner bar atacak Werner'i e övmeyeceğim hayır bu yaşanmayacak Werner'i e övmem için bu çocuğun gidip 6 gol birden atması lazım ki mümkün değil artık bu mümkün değil gidip Sheffield'a atın atınca da öve, övebilir miyim ondan emin değilim çünkü kendini kanıtlaması lazım bir şekilde bu çocuğun şu an bu hiç mümkün değil. Evet geldik Liverpool Manchester City. Abi işte Liverpool düşecek mi, tutunacak mı bu maç belli olacak. Olur da Manchester City bu maçta yenilirse. Bu maçta yenilirse bir kere sen Leicester City'yi ortak yapmış oluyorsun. Kesinlikle Leicester City'yi ortak yapmış oluyorsun. Yarışa. Liverpool'dan bahsediyorum. Liverpool kendini ortak yapıyor mu? Ee, bir nebzede yapıyor ama Manchester City... Liverpool kendini ortak yapıyor mu? Evet bir nebzede yapıyor ama Manchester City'nin 22. maçına çıktığını ve Liverpool'un 23. maçına çıktığını ve arada 7 puanlık bir fark olduğunu unutmamak lazım. En fazla 4'e düşürebilirler ki geride kaç maç var? Sanırım bir 10, 17 tane falan maç var. Evet 17 tane maç var. Ne olacak hiç belli olmaz. Şimdiden yorum yaptığıma bakmayın. Yani Chelsea de şampiyon olabilir. Bütün maçlarını kazansa şu an. Diğerlerinde de sürekli puan kayıpları olmasa da arada bir puan kaybı olsa şu an Chelsea bile şampiyon olabilir. Ama şampiyon olamayacak bir takım gösterdi. West Ham diyebilirim. Tottenham diyebilirim. Tottenham'ın olduğu belli. Arsenal diyebilirim. Aston Villa diyebilirim. Ama Everton diyemem. Leicester diyemem. Manchester United sürpriz şampiyon olabilir diyebilirim. Liverpool Aman aman diyemem mesela ama yani Liverpool'un da bir kafa gösterme çabası var ama şu an görünen diyor ki Manchester City şampiyon abi. Şimdi gelin inceleyelim. İlk aydan bahsetmek lazım özellikle De Bruyne'in sakatlığından sonra çok fazla öne çıktı ilk ay. yani ilk yani daha önce hiç bu kadar öne, öne çıkmazdı. Genelde De Bruyne olur, Mahrez olur. Nasıl söyleyeyim? Gabriel Jesus hep kaçırır, Sterling hep kaçırır biliyorsunuz mevzuları. Agora zaten Agora zaten yani Twitch'te yayın açıyor sadece. Biliyorsunuz abi. Yani Twitch yani biliyorsunuz abi işte Steve takip ediyorsanız az buçuk. Ama ilk ayın öne çıkması. Yani ilk ay bu kadar yani ilk ay gerçekten Guardiola'dan almış yerim abi? Guardiola kafaya futbolu takmış bir adam. Yıllardır yani özellikle arkadaşım Altan'ın deyimiyle yani Futbol düşünmediği dakika 15 dakika ne ya günde? Takıntılı adam. Yani gerçekten Tuel ve Guardiola gibi adamlar takıntılı adamlar. Bu adamlar tehlikeli beyler. Yani bu adamlara ver güzel oyuncular. Dünyayı yok etsinler yani. Özellikle de Guardiola. Özellikle de Guardiola ama Tuel kendini kanıtlaması lazım. O kadar kolay olacak bir iş değil bu. Şimdi Ozan Kabak. Ozan Kabak konuşmak gerekirse daha maça çıkmadı sanırım. En son maçta da oynamadı diye biliyorum bakalım. Brighton maçında Ozan Kabak var mıydı? Hiç yok. Oynamamış bir de kenarda oturmuş. Yani Brighton maçında Ozan Kabak yok demek ki hazır değil. Ama bu maç üzerinde Ozan Kabak var mı? Yedek başlar. Ben size söyleyeyim yani. Bu maçta da oynamaz. Yedek başlatırlar. Defans, defansız oynamama ciddiyeti nereden geliyor bu Klopp'a bilmiyorum ama. Yani Klopp iyi hoca buna bir çözüm falan bulur. Bulmalı. Bu arada Manchester City tamam şampiyon olur falan dedik de. Bugün Liverpool. Ondan sonra 5 gün sonra Tottenham. Yani yani Manchester City ondan sonra gidiyor. Ondan sonra da bir 4 gün sonra Everton. Fiksüre bakın. Ondan sonra Arsenal. Fiksüre bakın bak. Ondan sonra West Ham. Ya Stin'in işi o kadar kolay mı? Bu fiksürleri geçsinler, şampiyon zaten. Yani bu fiksürlere bakar. Yani Premier League konuşmak istiyordum. Ben ya çok da futbol uzmanı olmama rağmen yaptığım yorumlar bunlar abi. Güzel bulursunuz, kötü bulursunuz bilmiyorum. Ama bu yani ben Chelsea'li ve yorum yapmaya devam etmek istiyorum yani. Ben futbolu seviyorum. Yani sınavlardan vakit bulduğum sürece yorum yaparım. Şu an bir ufacık bir aram var. Aramı böyle kullanmak istiyorum ve kullanıyorum da. Kendinize iyi bakın. Sınavlardan sonra çok fazla video atabilirim. Yani aşırı derecede video gömebilirim size. Filmler olsun, futbol olsun. Ne bileyim ben her şeyi ortaya katabilirim ya. Çok güzel günler geliyor. Ve gelecek. Hadi görüşürüz